ben size söyleyeceğim. Geçen Sakarya'dan ne yaylasıydı? Mehmet ne yaylasıydı? Çiğdem mi? Yok. Çiğdem yaylası. Çok güzeldi. Ama yeterince istifade edemedim. Bir bakayım neredeydim. Heh. Açıyorum abiler. Bir sayfada geç. Evet, şurası. 106. sayfa. Gönderdim abi defterden. 106'yı bakın. Aa, kahve çek. Buldunuz mu? Bir tanesi bulsun dedi. Buldum derse ben başlayacağım. Canlı yayında olanlardan bir tanesi. 106. sayfa. Gönderdim ya size. Meclis-i Nurani'de var. Neyse bulursunuz. İmam-ı Mubin, ben bunu orada yaparım diye hemen attım. Sakarya'da şöyle bir bakayım, çevirebilecek miyim canlı yayındaki kardeşlerime? Emre de onu çevirir. Emre bugün havası çok iyi. Ama telefonlar şey yapmasa, morali bozulmasa çok iyi. Dişe karşı kapatın şeyi. Ha, bugün kaçtı abiler ya Dima? 166 galiba. Ben hemen değiştireyim şu, doktor yok. Hemen ben değiştireceğim, dur. Bu birisi... Ben düzelteyim. Dur. Mehmet Ali biliyor derken sen şimdi 166 yazamaz mısın Emre? Emre, mesela gel Emre, sen yaz. Yok, ben yazmam. Yazarsın ha. Dima, bak. Ne yapmış? 200 niye yaptı? 200 değil mi? Bu taraftan okunuyor. Sağ, burada mı okudu? Türkçe gibi yazılıyor Arapçadaki. Tamam. Ha, burada. Ha, bu tarih. Aynen. Bu kaç? Şu an 462 yani. 462. Evet. Buradan oku. 264. Ama oradan okun. Nasıl yapacak? Nereden okuyacağız? Ortadan mı? Normal solda okuyacak. Arapçada bir rakam. Biraz yanlış olmadı mı? Arapçadaki rakamlar abi, Türkçe gibi soldan sağa yazılıp okunuyor. Tamam, soldan sağa, bu buradan böyle yazacak değil mi? Evet. Şu 400 kaç ettin? Bu 400 değil ki. 165 değil miyiz? 166. Bak. Öyle değil, bak şey diyor bak, soldan sağa doğru yazılıyor. Tamam, soldan öyle sağa... Öyle değil ama tam evet. Tersi. Yok öyle abi, sizin az önce gösterdiğiniz gibi. Böyle, böyle. Evet. Tamam, böyle yazıyor Kur'an'da da. Yazmışsınız. O yanlış yazmış, evet. Şurayı sileceğim ya, şurayı. Bak şimdi. Farklı şey. 100 yazdık mı abi? Evet. 6 nasıl yazılıyordu? 2'nin? Tersi. Ha. Evet. Sonra 6 nasıl yazılıyordu? 5 kaçtı? 166. Bizde 0, Latince'de. Arapça'da 5. 6. 6 nasıl yazılıyor? 2'nin tersi. 2'nin tersi. 166 değil mi? 65 değil. Aynı. 7 gibi mi oldu? 7 mi oldu? Düz yapayım ya. Doğru da şu. Biraz böyle kıvırdım ya. Dişli olsun. Ha, dişli olsun, tamam. Şöyle. Oldu mu abi? Evet. Bugün ayın kaçı Hasan abi? Ha, bugün ayın... Bu iki, bu doğru. Bu... Temmuz. Kaç? 25. 25. Ondan sonra... Ha, şeyi yazmam lazım. Şey nerede?
İyisiniz değil mi? Tamam. Şimdi hoşunuza gidecek. Bu temel olduğu için silmiyoruz. Dersimizin şey, ruhu bu. Şuraya yazıyorum. Bildiğiniz bir şey ama bilmediğimizi geçeceğiz. Bunları kim açıyor ya? Bu bitti galiba. İmam Mübin. Gevşetmişler. Emre sen mi yapıyorsun? Her şeyde Emre'yi buluyorsun ya sen. Valla ayıp ediyorsun ha. Hasan'a kendime diyorum. Emre. Küçük Hasan var. Benim başım belaya sokan. Şimdi abiler. Şunu alayım. İsmi ver. İsmi ahir. Sikey tevit. Bak teviti görünce bunu koyarsınız diye yaptım. Sikey tevit. Hatem-i Vahdet. Canlı yayındakiler görüyor musunuz abiler? Biraz uzak Hasan abi, uzak biraz yani görünüyor mu uzak? He. Yani Adem, Sikke-i Tevhid. Bak Sikke veya Tevhid görünce he. Bu ağacın kökteki ezberleme kolay olsun. Sikke ve tevhid. Kökteki çekirdek. Hatem son, sonuç. Vahdet. Meyve. Oradan ezberleyin vahdette. Evveli ilim ahiri sonuç olduğu için. Emrin şey, emir. İmam-ı Mübin ilim emir değil miydi? Arkadaşlar hiçbirisi benim değil bunlar. Dizdim o kadar. Şimdi kitabın birini yazıyorum. Bakayım. Sen niye bir nevi ilim dedi? Hangisine? İmam bin Erçin. İlmin tamamı kendisi değil ki. Evet. Kader de öyle. Kudret irade. Hangi kalemle yaptık? Kudret irade. Tamam. İlmi batın. İlmi zahir. Bak nereye götürecek şimdi bizi? İhlas Risalesi'ndeki bir tabiri de çözümleyecek. Esas dustur. Dusturunuz diyor. Onu da tanımlayacak. Şimdi Turay Vahdaniyet. Vahdaniyet neymiş? Şuymuş. Turay Vahdaniyet. Yet. Mühre hadiyet. Bak, ehadiyet neymiş? Ağacı şöyle düşünün ezberlememek için. Ağacı düşündük mü abi? Bir tane düşün. Abdülkadir düşündür mü? Çekirdek. Çekirdek var. Sikke. Ondan sonra nedir o? Tevhid. Sikke. Sikke de meyve düşün. Sonuç. Hatem. Zahir. Zahir nedir? Mühür. Ağacın batı makine tarafı tura. Tamam. O zaman sikkeyi evvel olduğu için yani sahip
Her şeyin sahibi. Tevhid. Sistemi hepsinin içine almış. Vahdet. Meyve, sonuç. Bak, vahdet. Yani vahdet Allah'ın birliği değil. Zatın birliği değil. Sistemin birliği. Sistem. Sonuç. Yani iman, küfür, hak, batıl, doğru, yanlış, melek, şeytan, esmaların, celal, cemal hepsi. Hepsinin sistem. Bu sisteme birlik yani. Zıtla iyi olsa çalışıyor mu çalışıyor. Bu vahdetten çalışıyor. Ve bunun, bu sistemin sahibine tevhid denilir. Öyle Allah'ın birliğini diye çıplak söylersen keyif alamazsın. Vahdetin sahibi olan, yani zıtların sahibi, tevhid. O zaman çekirdek nedir? Sahiptir. Sikkedir, tevhiddir. Ha? Ezber olmasın diye. Mesela ağacın zahirisi var, görünüşü var. Şu mesela kiraz. Bu nedir? Kiraz. Niye ceviz demedin? Değil yani de ondan. Kiraz diyebilmek için irade, tercih edilmiş. Kiraz denmesi için. Ha nasıl bir şey? Kudret. Aa ne kadar büyük, nasıl görürsün? Allah Allah, bayağı da kalın ha şey vesaire. O zaman kudret olur. İlk gözüken her şey bu budur. Diyelim ki Mustafa'dır, Abdülkadir'dir, Abdülmelik'tir. Bu irade. Ama kaç kilosunuz, ne üzeriniz var? Kudret. Ha. İlk önce gözüken iradedir. Yani irade. O da nedir? Yani bütünselliği bize yansıyan ehadiyet. Mühür ehadiyet. Yani bütünselliği işte mühür. Nasıl bütünselliği? Koca müdür ya. Müdür mühürü vurdu. Bakıyor ne yazarsa yapsın. Bu bütünün sahibi midir bu adam mühürü vurdu? Başkan, sahip, doktor. Ben istersen 10 defa dosya yazayım. Doktor bana bir imza atsa ki bu hastadır, işe gelemez. Geçerli. Ben ne dersen de geçerli değil. Niye? Çünkü mühür o temsil ediyor. Neyi? Bütünün, devletin temsilcisidir doktor. Veya müdür veya sahip. O nedir? Bütünün temsil eden fert. Zahir bu. Batını nedir o? Mesela zat-ı sıfatta ne vardı? Vücut, beka, kıdem, vahdaniyet mu tanıdınız mı? Böyle ezberleyin yani. Vahdaniyet, o bir yerden çağrışıyor ya, vahdaniyet, ha şuradan. Vücut neydi? Zat-ı sıfattan, vücut. Peki, de ile bitiyor, vücut denizdi. Be ile bitse, vücub, vacibül vücub. Hemen bir şeyle eşleşti. Vücub, hani vacibül vücut. Ha, Allah yönü. Allah yönü. Tamam. Cenab yöndür yani. Cenab-ı Hak. Yani hak noktasına bakacaksın demektir. Şimdi vahdaniyet neydi? Nereden tanıyayım? Bir dakika bir dakika. Vücut, beka, vahdaniyet. Zat-ı sıfattan. Yani demek ki ağacın şu anda bulunuşu, benim bulunduğum bir bedensel hayatım var, bir de ruh hayatım var. Anlı. Ruh hayatıma turay-ı vahdaniyet zata enfüse bakıyor. Şu anda bulunduğuma da mühür-i ehadiyet. Yani bütünselliğimin mimikleri vesaire. Tamam. Şimdi nereye götüreceğiz? Tamam. Bunu biliyorduk ama bunları zaten mi? Şimdi tabiri diğerle şeye götüreceğiz yani. İhlas Risalesi'nde esastır, dusturdur. Ezber olmasın. İyi misin emin? Bakın bu rüzgar da kötü oldu mu? Seni rüzgar alıp götürür. Tabii. Rüzgarın gitmesini, götürmesine müsaade etme. Bırak ısını götürsün. Tabiri diğerle ne demek? Evvel ahir şöyle yapıyoruz. İsimleri sonra İlim, emir. Sonra kader defteriymiş bu arkadaşlar. Bak ne kadar güzel oldu kader şimdi defteri. Bu ilim,
emri ilahiymiş. İlahi yani esasa, esas. Esastır. Kader şey İhlas Risalesi'nde en büyük kuvvet, en büyük nokta istinad, en büyük esas. Esas. Bir de İhlas Risalesi'nde 4 tane dusturunuz olsun diyor. Birinci dusturunuz nedir? Amelinizde rıza-i ilahi olmalı. Dustur. Esas değil o. Ama neye benziyor? Üniversite diplomasıyla gelen bir adama ilkokul diplomasını sorarlar mı? Yok. Esasın içinde dustur var ama dustun içinde esas yok. Esas camidir. Ha bak bunun gibi. Şimdi dusturu yapacağım. Zahir ve batın. Zahir, batın isimleri olması lazım değil mi? Kudret. İsimleri. Kudret, irade mi abi? İrade. Kudret defteri. Kudret defteri. Bak görüyor musun? Defteri. Defteri. Kudret, irade mi diyor? Yok, onu yazmayayım. Evamir, ha bu çok önemli. Bu yazma. Evamiri. Bak birisi emriydi. Evamiri tekviniye. İşte o şeyi iki kere yazdınız abi. Nereyi? Şey, emri ilahi mi yazdınız oraya? He, emri ilahi. Bu evamiri tekviniye. Emri tekvini olabilir mi orası? Emri ilahi. Emri ilahi diyor. Sadece emri ilahi midir? He, emri ilahi ama bazen ilah tekvinde olarak ama nas dokunmadım. Emri tekviniye. Bu da dustur. Görüyor musunuz? Dustur neymiş? Bak esas dustur. Eylemdeki hal dustur. Fiil. Yani kitab-ı mubin. En büyük esas ihlas amelinizde rıza ile olmalı dustur. İhlas Risalesi kaç tane ayettir? 4 tane dustur. Onun için İhlas Risalesi'nin açılımıdır. İhlas Suresi İhlas Risalesi ile açılmış. Şöyle yapıyorum. Şöyle. Şey de demiştik abi. Evet. Esasa iman, düstura İslam. Evet. Çok çok. Ondan sonra onu diye iman diyelim. Şuraya. İslam eylem olduğu için iman. Gözüksün yani. Sonra devam edeceğiz galiba. Ha zaten şöyle esas iman mubine mazi ve müstakbeli esas. Esas neydi? İmam-ı mubine bakıyor. Mazi ve müstakbeli cemeden. Dustur neydi? Kitab-ı mubine zaman hazıra bakıyor. Şu anda yapman gerekiyor. İhlası bilmiyorum senin. Ama dusturundan ben ihlaslı olup olmadığını anlarım. Kendim kendimi. Yani ihlas esastır. Mazi ve müstakbeli cem ediyor. Yani nokta, Allah'a iman. Kim ne kadar ihlaslıdır? Herkes kendisini şey yapabilir. Allah'a iman. Ahirete iman ile beslenen şeyde, halde yaşanandır. Allah'a iman, ahirete iman ile besleniyor. Bu esas oluyor. Bu insan Allah'a ve ahirette ne kadar beslenmişse halde o kadar dustur eyli olur. Birinci dusturunuz amelinizde izahil olun. İkinci kardeşlerinizi tenkit etmeyiniz. Üç,
fazilet unsurlarının. Üç nedir? Dört. Hangisi? Üç mü? Üç, he? Dördüncüsü. Üç, üç. Üç nedir? Bütün kuvvetimizi ihlasla ve hakkı bilmek. Kuvvet. İhlasla hakta. Dört. Kardeşlerimizin meziyetlerini, şahıslarında özelliklerini kendinize tasavvur edin. Kardeşlerin meziyetini ve özelliklerini kendisine nasıl tasavvur edeceksin? İshar hasletidir. İshar ne demektir? Kendini ortadan kaldıran kardeşini var edendir. Kendini ortadan kalkmadıkça kardeşin var olmaz. Yani enfusi derste şey yapınca enfus kendine vücut rengini vermiyorsun. Kolay yolu bu. Kendi enfuse daldıkça yani meşgul oldukça hakikaten değilmiş ya benim. Benim değilmiş. Yani böyle anlayış, iman etmek zoraki bir şey değil de sen hissedeceksin ya, hissediyoruz mesela. Enfuse böyle tefekkür ettikçe hakikaten ben değilim ya. Benim değil ya hiçbir şey. Ha, bunu diyebilme nispetinde ishar olur, kardeşim sende var olur. Yoksa olmaz. İshar hasleti sahabenin en büyük sıfatı değil mi? Nasıl kardeşi var oldu? Kendisi yok olduğu için. Nasıl yok olur? Enfüsten bakmış, enfüsten yaşamış. Mesela bir aleti de söyleyeyim ben, mesela Allah'ın ikramı, Allah'ın ikramı. Vallahi eskide ya niye diyor ya? Mesela bu Ramazan, bu bayramda o şeyi söyleyeyim. Ya çok yakın beklediğim kişilerden telefon bekliyordum ya. Yani ve ondan sonra Allah Allah. Böyle derdim yani. Mesela şöyle ilk günler. Çünkü biz de mesela ilk aradığım kişi yanımda bayrama gidenler bilir. İlk önce Hafız, bana emeği olan. Sonra bütün o cemaatlerin, bizim Nur Camiası'nın tepelerinin hepsini aradım. Müdebirlerini. Mehmet de yanımda, kim yanımda değil mi? Şahit. Eskiden derdim yani, ben de böyle beklediğim için de olurdum aralar falan. Mesela yoğunluk. Bu sene hiç böyle bir şey olmadı. Bir aletimi söyleyeyim. Herkes olması gerektiği yerdedir. O eskide çok eziliyordum şefkatimden, derdinden, sıkıntısından, tasasından. Bu sene pek o yok yani bende. Hepsi liyakatına göre Allah muamele ediyor. Hani var ya, madem mektubatta, 20. mektupta böyle bir ilmi muhit ihata ediyor, kim nereye layık ve mustahak ise ona muamele ediyor ve edecek. Şimdi böyle baktım, o derdi var. Demek ki ona uygun o. O elbiseyi onu giydirmiş. Baktım öyle insanların farklı bir şeyler var ya, şöyle yanlışlıkla doğrularımı söylesem. Hiçbirisine kızamaz oldu. Yok, öyle olması lazım. Öyle olması lazım. O öyle. O öyle yapması lazım. O da öyle olması lazım. Demek ki kızmam, kendim gibi bir şey istiyormuşum. Aslında onun gibi bir şey isteseydim, istemeyecektim. Kendim gibi istedim. O zaman sıkıldım. Onun gibi istedim, istemedim, rahat ettim. O zaman ne oldu? Zengin oldu. Zengin demek çok olmak değil, talep azlığıdır. Fakirlik, yokluk elinde olmamak değil. Fakirlik nedir? Talep, fakirlik, talep çokluğudur. Çok talep ediyor. Bir de söyleyeyim, böyle Allah'ın ikramı. Hiç kimseye pek kızma şey değil. Öyle olması lazım. Tabii başka nasıl olacak? O adam onu yapacak, makaslama yapacak arabada. Küfür edecek. O misyonu yüklenmiş. Sonra dedim ya, en zor işi şeytan, Ebu Cehil nasıl yapmış? Makas küfür edecek, hücum edecek. Bazıları imal edecek. Bazıları da tenkit edecek. Bazıların işi, gücü bu cemaatta hep tenkit. Hep yapanları tenkit. Arkasından, affedersin, çok özür dilerim, alacalı karga. Ben çobanlık yaptığım için biliyorum. Sığır çobanlığı yaptım dedemle beraber. Sığırın arkasından attığı pisliklerden karıştırır. Orada erimeyen mısır taneleri, bizde mısır çok oldu. Mesela atlar onu yerdi sığırla. Hazm olmayanları toplardı. Özür dilerim. Bazıları böyledir. Bazıları alır. Hazmetti ne diyor? Bazıları hazmedilmemiş atardı. Alacalı karga da arkasına gider. Onları toplar bazılarını. Bazılarını da çakallar toplar gece.
En sonu domuzlar onu temizliyor. Daha olmadı yağmur vesaire. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Bazıları imal ediyor doğru dahi olsa, yanlış dahi olsa. Bazıları işi, gücü imal edenin arkasından alacalı karga gibi, pislik toplar gibi hep böyle, bu böyle dedi, şu şöyle dedi, şu şöyle gitti, bu böyle gitti deme mesela. Hep ömrü bu. Çok garip. Efendim, şimdi tabiri diğerle, birisi imam, birisi İslam, emir hava unsuruna, ilim nur unsuruna bakıyor. Bazen emri tekvini aynı kudret gibi asarı göründüğünden onun yerinde kullandığı yerler de vardır diyor. Evet, şimdi şunu da yazayım acaba, ruhu. Bu da çok önemli, bunu yazmam lazım. Zaten Sakarya'da bunu yazam diye dedim diye orada bıraktım gibi geliyor bana. Şöyle yapayım mı? Emre sen orada ol abim. Tam orada ol, orada ol, orada ol. Tamam ben şey yaparım. Şimdi bu arkadaki şeyi yıkmam. Ters çevireceğim de duvarı yıkmayayım diye. Of of. Ah. Mehmet bunu bir yapsana yani bu şey yapıyordu. Şimdi şey yok güzel. Şimdi böyle ha. Tamam. Ters veya düz. Tamam. Şöyle yapalım. Doktor çocuklara şey öğretiyor. Meddilin. Erdinç geldi mi Erdinç? Tamam sesini duydum senin. Kokunu aldım. Sesini değil de kokunu aldım oralarda galiba. Şöyle yapayım. Doktor çocukları öğretiyor ama Emre de silmedi bunları. Ne yapacağız? Oo, o çok zor. He? Ne çıkıyor? Bana bak. Bu çıkıyor ama şey Hafız gel. Veya şey Abdülkadir sen gel. Kim gelecek? Birisi silsin al. Birisi oradan sil. Islak mendil de sil. Öyle mi? Ha. Bir bak bakayım. Ben yazayım. Bu da çok güzel. Yani şekili görmeniz lazım ki kılıcı oluyor beyninde. Şekille öğrenmek %58'miş. Ehli dünyanın tespiti. Anlatarak ses de %37'ymiş. Yani bazılarına göre %17 diye geçiyor. Onun için şekil çok önemli. Onun için İslamiyet şekilde eylemde gözüküyor. Ben yazayım o şey yaparken. Ruh. Sen işine bak. Ben de işime bakayım. Bu çok önemli de bunu yazmam lazım. Herkesi aynı olma tarafına ben engel oluyorsam çekineyim. Zilletsin. Tamam dur. Şimdi silecek. Herhalde tamamdır. Tamam. Doğru mu yazdım? Tarafına. Tarafına. Herkese farklı olmak itibariyle. O kadar alıştı ki tahtasız ders yapamıyor, olmuyor ya. O kadar hoşunuza gidecek ki şimdi bak bu yazacağım şeyi. Kanun ve namustur. Bak bu kanun neymiş gördün mü? Namus. Tabiri diğerle.
Hilkatle fıtrat. Oy. Kanunu zivucudu haricidir. Namussuz işurdur. Niçin yazdım biliyor musun? Şimdi Risale'de zişur geçiyor mu? Namussuz işurdur. Ruhun namus tarafı, yani seni sen yapan. Şöyle diyeyim. Herkes hılkatte eşit. Allah Halik, bu da mahluk, ben de mahluk. Bu yaratılmış, ben de yaratıldım. Yaratılmaya hilkat. Tamam. Bu yaratıldı, ben de yaratıldım. Ama bu neye olarak yaratıldı? Kalem. Ben, insan. Buna fıtrat denilir. Farklılık. O zaman ruh, her şeyde ruh var. Ruh var. Ruh nedir? Kanun emridir. Ruh aslı kanun emridir. Bir mahluk değil yani. Yazılımdır. Bunun gibi bak, kanun. Kanunumuz. Ha, o zaman yazılım itibariyle, yaratılış itibariyle siz diyor üstün değilsiniz hiçbir mevcuttan Allah'a karşı. Biz hepimiz mahlukuz, hilkatin. Ama ben, benim. O fıtrattır, o namustur. O namussuz işuğudur. Yani namus istidatların kabiliyete dönüşmüş. Ne kadar bende farkındalık olmuşsa o kadar fıtratıma uygun yaşamışım ya. O da ne deniliyor? Namus. O kadar namuslu oluyoruz. Namus böyle cinsellik manasında denilirken eylemde insan namuslu olmalı. Dürüst olmalı. Yani fıtratında olmalı. Ha, ne kadardır? Ne kadar farkındalığın varsa kendine zişur. Yani ruh hem kanundur hem namustur. Kanun mu olma itibariyle eşittir. Hiçbir yerden farklı imtiyazlı yoktur. Ama yazılım hepimiz aynıyız. Bütün insanlar hılkat itibariyle, ruh itibariyle aynıyız. Yazılım aynı. İstidatlar aynı. Herkes, şöyle diyeyim, alim olma, doktor olma, mühendis olma hılkat şeyindedir, kanunundadır, yaratılışındadır, istidadındadır, istidat. Pilot olma istedim ama herkes o doktor olma, alim olma kabiliyetinde değildir. Kabil olma, kab. İtikada dönüştüreyim. İstidat, kabiliyet. Şimdi ben istidatlarımı ne kadar eyleme uyandırırsam fıtrat oluyor ya. Fıtratım olursa melekelerim uyanıyor. Melekeler, sistemim uyanıyor. O melekelerim uyanırsa, onları çok ben yapa yapa meleke haline geliyor. Hani diyoruz ya, meleke haline gelmiş adama bak ya, araba kullanırken konuşmuyor muyuz? Debriyajı, freni düşünüyor muyuz? He, ne haber kardeş, nasılsın falan, sağımıza bakıyoruz. Ama araba kullanıyoruz. Bu ne demek? Meleke haline geldi. Meleke haline gelmesinin sebebi, malik olduğun o İstidadın şoför olma istidadı herkeste var ama sende inkişaf etmiş. Herkes de inanmıyor. Dağdaki ninelerde inkişaf etmemiş. Fıtrat olmuş. Melekelerin uyanmış. O zaman melekelerin uyanınca malik olmuşsun bu işe. Bu ne demek biliyor musun? Niçin bu kadar didiniyorum? Bu istidadın kabiliyete dönüşüp melekelerini uyanıp malik oluyorsun ya, bunun hariçteki adı melaikedir. O benim o
melekelerin maliki olduğum zannettiğim şeyler aslında melaikedir. Meleklere imanı düşünün. Kainatta melek, bende melekeler. Kainatta melek, melaikeler, melekler, melekelerle kök harfleri aynı. Melekelerim, melaikeler. Tamam, anladınız mı şimdi? Meleklere imanın bir sırrı nedir? Seni sen yapan. İşte o ben dediğim var ya, melekelerim, şoför kabiliyetlerim, o donmuş melekedir. Şu ağaç, şu kiraz donmuş melektir diyor 17. sözde. Aslında donmuş melek. Çünkü diyor ki 29. sözde, diyor ki eşya kendi başına müstakil bir vücudu olamaz kanun olduğu için. Onların nefs-ül emirde, vücud haricide vücudunu temsil edecek melekeler lazım. Kainatta melekeler, bende melekeler. Melekleri iman anladın mı? Sendeki uyana ne var? Mesela Emre şöyle yaptı. Ne demek biliyor musun? O meleke malik oldu. Meleke uyandı, böyle yaptı mı? O meleke uyandı, ona şuurdanlığına dönüştü. Yani farkındalığın olan şey malik oldu. Kulezu bi rabbin nas melikin nas. Melik bu. Malik olduklarımız, yani mesela sıkıntın olduğu zaman diyor, cinler minler var ya böyle bunaldığı zaman Allah'ın üç sistemini aktif et. Kulezu bi rabbin nas. Kainattaki sistemi, yöntemi öğren. Yani cinleri minleri bunları bil. Allah'ın rububiyetine rabbin nas. Melikin nas, melekelerini uyandır. İç dinamiklerini inkişaf ettir, ümidini, özelliklerini uyandır. Melikin nas, Allah'ın melikiyetine malik olduklarını fark et. O kadar malik olduğun melekelerin var ki, bunlar kimmiş ya cin? Sonra o ilahin nas, putlaştırdığımız nefsimizi şuna buna den, ilahlarını, putlarımızı, tiryakiliklerimizi, terklerini çoğalt. Allah'ın ilahlığına sığındıkça ilah edindiğimiz, tapındığımız, olmazsa olmaz şirklerimiz, şeylerimiz var ya, onları terk et. Kulazı bi rabbin naz, melikin naz, ilahin naz. Bunlara iltica edince sıkıntı olmaz. Tamam, biraz bahsediyorum 18 dakika bu sabah. Sihir, büyü, göz, cin. Abi ne yapayım, doktora mı gideyim? Sihir midir, göz müdür, büyü müdür, doktorluk mu? Orada sen söylüyorsun bak. Bir, kulazı bir Rabbin nas, biraz önce anlattığım gibi. Yani doğru yaşa. Melikin nas, melekelerini uyandır. İlahi nas, terklerini çoğalt. Tamam. Bunu yaptın, gene olmuyorsa doktora gideceğiz. Çok çok kolay. O kadar harika bir formül ki. 15 sene ehli dünya yaşadın, 3 aydan beri abi ben Risale okuyorum falan düzelmedim. Geç onu. Değer, bir şey yap. Şimdi doğru yaşa, uyandır, teklerini çoğalt. İşaret-i Caz'da 3 tane insan sıfat modelini bahsediyor usta. Bir kafir, bir mümin, 2 kafir, 3 münafık. Söyleyeyim size. La ilahe illallah. İkisini la ilahe, yani ilah var ya, şirkleri, küfürleri, şirki terk etmeden iman olmuyor ya. İlk önce terk, sonra kabul. Bunu yapan kim? Terki, sonra kabul, mümin. Münafık kim biliyor musunuz? Münafık, terkleri olmadan, la ilaheleri yapmadan illallah diyendir. Kafir nedir? Kümünü, tümünü inkar eder. La ilahe illallah demiyor. Münafık der. Münafığı gördünüz mü? La ilaheleri yok, terkleri yok. İllallah'ı da hem terkleri yok hem illallah'ı yapıyor. Yani seninle benimle namaz kılıyor. Ama Bakara suresinde tabiriyle localarına gittiği zaman biz Müslümanlar gibi davrandığımıza bakmayın. Onları aldatmak için yapıyoruz. İllallah'ı var şeklen ama la ilaheleri yok. La ilahe, terkleri olmasa kazanım olmaz. İlk önce terk. Şimdi nerede defterim? Devam ediyorum. Aşağıda da yazacağız. O bu acayip ya. Emir-i Tekvin'i bazen zayıf.
Ya bunları da yazalım ya. Yazalım. Emri tekviniyi başka. Emri tekviniyi. Kardeşim, şifreyi soruyor, tamam. Kim? Bilgisayarın şifresini soruyor. Bilgisayarın şifresini? Evet. Bilmiyorum ki bilgisayar şifresini. Bilgisayar şifresini Bülent'e yazsın. Koksal. O çalışmıştı, ben bilmem. Veya 1-2-3-4 olabilir. 1-2-3-4. Tekmini. Aynı zamanda hem ders dinleyen bilgisayarı yapıyor da. 1-2-3-4'tür hem şey. Bazen zahir, bazen de batın. Buldu mu? Oldu mu? 1-2-3-4 olabilir. Kedi olabilir. Benim WhatsApp'ta yazmış olabilirim. Olmadıysa söylesin. Şimdi bundan sonra yazmayayım. Konuşalım. Eldin çarptı mı? Cevap attım da. He? Dönmedim. Tamam. Şimdi size defterinize şeyinizi atmışım. Canlı yayında olan arkadaşlar. Meclis-i Nurani'de var. Cisimlerinde var, şöyle yaptık mı? Tamam. Bismillah. Bazen kudret makamında emri kullanıyor. Bu Risale-i Nur'u okuyanlar için çok önemli bu. Eylemde aslında emir nedir? İmam-ı Mübin değil miydi? İlim emir. Kitab-ı Mumu neydi? İrade ve kudret irade. Bazen Kitab-ı Mubin'de emir kullanıyor. Bunu çok konuştuk. Sebebi şu, eylemsel vücudu harici noktasında oluyor. Onun için kullanıyor. Şimdi tekvinle kudret arasında ne fark vardı demiştim daha önceki derste. Ne vardı fark? Şu vardı. Tekvin Adem'den vücuda çıkarıyor. Kudret ise vardan var ediyor. İlimden çıkartıyor. Onun için bazen kudret yerinde emir kullanmasının sebebi vücudu harici olarak olduğu için emir aynı kudrettir. Mesela diyelim ki yağmura diyor ki ey sema suyunu kes. Ey ar suyunu yut. Söylerken oluyor, olurken söylüyor. Yani bunu latif nüktelerde söylüyor 28. sayfada. Emir aynı kudret. Kelam aynı kudret olur. Ey ar suyunu yut. Ey sema suyunu kes. Söylerken oluyor, olurken söylüyor. Onun için Allah'ın kelamına belki böyle laf sen şey yaparsın ama niye ayet olmuyor? Çünkü bizim kelamımızın içerisinde ilim, irade, kudret yok. Biz söylüyoruz, mesela ustad da söylüyor bunu, ustadı misali. Ey sema, suyunu kes, keser mi? He? Kesmez. Ama Allah derken kesiliyor, kesilirken söylüyor. Onun için ayet oluyor. İçinde kudret var. Biz mesela telefona söylüyoruz, yazıyor. Peki o nedir aslında? Ha işte o oluyor. Ne o zaman? Söylüyor. İşte kelam aynı kudret oluyor. Örneği bu. Kainatta da aynı bu. Allah böyle yapıyor. Sema sayfasında, senin telefon sayfasında yapıyorsun.
söylüyorsun yazıyor. Kelam aynı kudrettir. İşte güzel bir misal verdi. Kelam söylüyorum ben çoğunlukla. Onun için diyorum ki bak ben parmakla yazamıyorum. Basıyorum onu yazıya dönüştürüyor ama yamuk şeyler harfler oluyor ama idare et anla. Şimdi aynı numarası bu. Sanki Allah kelamımızı nasıl kudret oluyor? Telefonda konuştuğun yazıya dönüşüyor mu? Dönüşürken söylüyorsun, zaman yok. Söylerken dönüşüyor, dönüşürken söylüyorsun sanki. Ha, onun için aldatmasın külliyatta bazen ki kitab-ı mübinde kudret yerine bazen kudret yerine emir kullanmasının sebebi şeyden kaynaklanıyor, eylemsel noktasında. Sonra devam ediyorum. Ruha vücudu harici kudreti ezeliye giydiriyormuş. Ruha vücudu harici, bu çalışmaların hulasalarını veriyorum, hiç malzeme yapmıyorum bu. Öz anlatıyorum. Çalışmalarımı versem, kaç sayfa, en az 80 sayfa, ben onlardan lüp. Nerede abi diyeceksin? Bu 29. defterin 81. sayfasında külliyattan nereden alınmış, nerede harmanlanmış, nasıl çıkartılmış, toplanmış, çarpılmış, çıkartılmış orada yazıyor. Ben hulasa söylüyorum. Ruha vücudu hariciyi kim veriyormuş? Kudreti ezeliye giydiriyor. Ruhun kanuniyetini tekvin yapıyor. Mahlukiyet tarafını kudret başka bir yer okuyorum. Hava unsuru emir ve irade ilahinin arşiymiş. Bu da kitab-ı mübine bakıyor. Bir daha. Hava unsuru var ya. Hava unsuru. Tekvinle kudreti bir daha söylesenize abi. Bir daha okuyayım. He? Geri mi geleyim? Ruhun kanuniyetini, ruh yazılım itibariyle tekvin yaparken o kanunu namusa vücud hariciye çıkartan vücud hariciyi kim veriyor? Kudret veriyor. Kudret veriyor. Yani kudret, ilim var ya ilim. İlim, irade, sen, basar, kelam, subudi sıfat. Oradaki ilmi var olanı vardan var ediyor kudret. İlim var. İlim var. Subudi var. Vardan var ediyor. Tekvin ise ne farkı var? İkisi de yaratma. Yoku var ediyor. Mesela diyelim ki serbest bölgede ben şu anda orayı var ederim, yok ederim. Allah'ın haşa küçük bir numunesi Halik. Halik sıfatını bana tecelli ettiriyor. Olmayanı var ediyorum, varı yok ediyorum. Etmiyor muyum hayalim ve düşünce itibariyle? Zanlar da bunu yapıyor. Senin hakkında bir sürü uydurukların var. Mesela burayı yok ediyor. Bak Halik şeyi. Yoktan var etme. Bu hangi tarafımız? Tekvin. Yani bunları dersler bize lazım. Tam böyle bunlar meşgul olmak, okumak lazım. Ha ilimden, vardan var eden kudret tarafımız. Hava unsuru emir ve irade ilahiyenin arşı olduğundan kitab-ı mubin. Bak burada da kudret yerine emir kullanıyor. Bak vakıfların grubuna dağıttım arkadaşlar. Sizin grubunuzda da var. Bakarsanız daha güzel kavrarsınız. Nur unsuruna ustad ne diyor? İlim ve hikmet arşı diyor. Buna da İmam-ı Mübin diyor. Niye? Burada da emiri hikmet olarak eylemsel. Mesela diyelim ki bu kiraz hikmetin tecessüm etmiş hali. Hikmet. Bazen de hikmeti emiri hikmet olarak gösteriyor. Külliyat. Ne oldu saat? 4. Ne kadar? 1,5 saat oldu. Değil mi? 22'de başladık. 2:22'de. Buçuk olursa 2 saat olacak. Hazır olabilir daha. 2 saat olmadı ki. 20 dakikamız vardı. Emri tekvininin vücudu haricisi bak emri tekvini vücudu haricisi çekirdek, tohumlar, nutfeler gibidir. Vücudu haricisiz tarafı da var. Yani külliyatın tabirini kullanayım. Emri tekvininin illeti tammelisi illeti tammeli olursa çekirdek, tohum, nutfe.
Bir de illeti tamessiz var. Nedir o? Kainattaki kanunlar ve namuslar. Vücud haricisi yok. Vücud ilmileri var. Vücudu ilimlere illeti tamessiz, vücudu hariciyelere illeti tamme. Bunlar abi çok bizim üstümüzden geçiyor. Her şeye, her manaya muhatap olacak değiliz. Herkes mecliste bu nurani, maide-i Kur'aniyeden istifade ettiğin kadar edeceksin. Şimdi illeti tameyi, illeti tamessiz hiç çalışmamışsan havadan geçecek. Ama bahçeye girdin, elin uzun olduğu kadar, uzun olanlara da bırak. İlleti tame ne demek? Bir şey illeti tame olabilmesi için 464 sözlerde 3 sıfat lazım diyor. Bak adam çalışmış biliyor. Lüzum, vücub, zaruret. İllet, bunlar üçü bir araya gelirse ilim, irade, kudret. İlim, irade, kudret bir araya gelirse o illeti tamelli olur. Lugata bakarsanız illeti tamir nedir? Göreme, böyle bir tarif yok. İlleti tamir üstad yapıyor. Kader isalesi, illeti tamir, lüzum, vücub, zaruret. Lugatını söyleyeyim, lugatta açarsanız. İlleti tamir dörttür. İlleyi failiye, failin var olması. O failin gayesi lazım, illeyi gayiye, o failin. Ondan sonra o yapacağı şeyin illeyi suriye. Ondan sonra yani sureti olması lazım. Bir de yapması için bir şey maddesi lazım. İlleyi maddiye. Demek ki lugatta illeti tamme 4. İlleyi failiye, illeyi gayiye, illeyi suriye, illeyi maddiye. Bu ilmi kelam alimleri her fen kendi lisanıyla doğar. Risale-i Nur müstakil kendisi fendir. Lisanı, lugatı da kendisindedir. İlleti tame külliyatta lüzum, vücub, zaruret. Ne demek tabiri diğerle? İlim, irade, kudretin bir araya gelirse o ister istemez vücud haliciye gelir. Bir tanesi eksik olursa illeti tamessiz denilir. Risale-i Nur kendi fendir. Risale-i Nur kendi, her fen kendi lisanıyla doğar. Risale-i Nur kendine has bir fendir. İki derecesi. Hangisi doğru? Ya ikisi de doğrudur. Her asrın mücedditleri kendisine hastır. İlmi kelam bir akıl yöntemidir, akıl hareketidir. Her asrın mücedditleri ise ki Risale-i Nur odur. Akıl, kalp, ruh, bedeni. Dördünü bütünleyendir. İlmi kelam akla bakar, tasavvuf sırf kalbe bakar. İlmi kelam aklı geliştirir, kabak gibi yapar. Kalbi bıraktığı için fındık gibi olur. Tasavvuf ise kalbi esas alıp kalbi genişlettirir, kabak gibi olur. Kafayı bırakır, fındık gibi olur. İkisi de bir eksik olur. Asrın mücedditleri ise İmam-ı Gazali gibi, Mevlana Halid-i Bağdadi gibi, Bediüzzaman Risale-i Nur'u gibi bunlar mücedditlidir. Aklı da, kalbi de, ruhu da, fiiliyatını da istikametine koyar, bütünler. Onun için kendi başlarına her 100 senede bir gelen müceddit kendi başlarına bir fendir. Her bir fen, mesela bir fen şunu kastediyor. Atom, fiziğin bir tabiri. Şimdi Türkçe'ye çevirin onu. Minnacık. Atom ya, başka bir şey diyemiyoruz. Minnacık deyince insan, biz ne anlıyoruz? Fizikte atom deyince ne anlıyoruz? Onun için atomu tercüme edemezsiniz. Her fen kendi lisanıyla doğar. Atom atomdur. Minnacık diyemezsiniz. Tamam? Risale-i Nur'un tabirleri de kendisi kendisidir. İstiyorsan bu ilmi, bu lisanı öğreneceksin. Her fen kendi lisanıyla doğar. Risale-i Nur bilimin ilmini istiyorsan fenini, kendi lisanını tanıyacaksın. Lugatla layıkaları çözemezsiniz. Sadakat. Lugata bakın. Bir gaye ve maksat üzerinde samimi ve halis olmak. Lugatı bu. Oysa dimağı, kalbi, ruhu, bedeni istikametine koyup eylemsel şeyiyle, nedir o? Ereğine, hakikatine bağlı olmak adına laikalarla yapma demelerle bütünlenmek.
Sadakat bu. Şimdi şurayı da yazıyorum ve konuyu kesiyor. Burası bakayım şey yapabilecek miyiz? Bir, insanın çekirdeği olan kalp, ustad diyor. Sayfa 109, size gönderdiğim defterde. Vakıflarda var, Meclis-i Nurani'de var. Ubudiyet ve ihlas, ikisi altı varmış, altında. İslamiyet suyuyla, imanla intibağa gelirse kalp çekirdeği, ne olur? Alem emirden nurani ve misali emir geliyormuş. Alem emirden ne geliyor biliyor musunuz? Alem emirden nurani ve misali emir geliyormuş. Yani mesela nurani deyince misali değil. Hayal emirdir. Hayal ettiğin şey sana emrediyor biliyor musun? İster istemez etkileniyorsun. Mesela bir cinsellik olur, bir mana olur, bir hüzün olur, bir hatıra olur, bir ilim olur, bir tefekkür olur. Şekillendiği zaman misal emir olur sana, emir. Sana dayatmaları var. Fikir de böyle. Emirdir. Onun için Üstad Hazretleri'nin hayalini bile israf etmemiş. Üstad bana derdi ki, hayalini ver bana, dinini sana verir. Hiç anlamaz. Allah Allah. Demek ki hayal misali bir emirdir. Başka neye güvenip? Nurani emir ise düşünceler, bilgiler, malumatlar, fikirler, tefekkürler nurani emirdir. Neyi düşünüyorsun? Ona dönüşüyorsun. Mesela şöyle. Olumsuz bir düşünce etkilenmemek mümkün mü? Üstad diyor ki bak, güzel gören, niye görüyorsun? Alıyorsun içeriye, onlarla düşüneceksin, güzel düşünür. Güzel düşünen ona dönüşür, yani güzel düşünen de hayatından lezzet alır. Tabiri diğerle, yani tabiri avamla, doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan, doğru düşünmüyorsun demek. Düşünceler de nuranidir. Hayal de misalidir, emirdir. Devam ediyorum. Alem emir denince, alem emir deniliyor. Arkadaşlar, alem denince artık aşeceri hırkatta düşüneceksiniz. Tekvinde ise alem emir denmez. Alem değil çünkü o. Vacip tarafıdır. Orası nedir? Emir. Şeceri hırkatta kendisini nasıl gösterir? Alemi emir. Emirdeki, alemdeki emir. Bu çok önemli bir tespitti. Yani çok bir ciddi bir fark. Alem emir deyince elinizi, perkelinizi şecere hırkata koyacaksınız. Alem emir deyince ne demek? Arş-ı azam akla gelmeli veya kabu kayfsen çünkü alem bunlar. Alem emir. Emirdeki veya alemdeki emir. Şimdi bu şeyi okuyorum, bir ufak şekil var, çizeceğim ve dersi kesiyorum. Nefislere müjde. Hem meyve var, hem çay var. Emir ayrıdır, alim-i emir ayrıdır. Arkadaşlar, Risale okuyorsunuz. Emir, vücut tarafıdır. Alem tabiri geçerse, mahlukat tarafıdır. Alem-i emir. Ha, emrin alemdeki aktifliği bulunuşu. Emir deyince ol. Allah dedi. Nereye dedi? Kün feyekün. Ol dedi. İlk taayyum ve teşahhus. Şimdi Allah nereye emir dedi? Allah'ın ilk emri ayyum ve teşahhusu meculde oldu. Tabiri diğerle Nur-u Muhammed Aleyhisselatü Vesselam itibariyle oldu. Buradan sonra emir sisteme dönüştürüldü. Allah ilk emri ol dedi, Nur-u Muhammed'e ol. Sonra o Nur-u Muhammed'den sonra Allah'ın emri sisteme girdi. Yönteme girdi. Kurala girdi. Kanun oldu. Namus oldu. Yani adetullah oldu.
fıtrat oldu. Buna alemi emir der. Mesela şöyle diyeyim. Ne işime yarayacak bu bilgi? Allah'ı sorgulayacak, durduracak hiçbir şey yok ya. Haşim meydanında dese ki, yığılın önümden, hesap hesap yok. Hepiniz cehenneme. Diyebilir mi? Diyebilir. Mahkemeye verebilir misin? Veremez. Olur mu böyle? Olmaz. Niye olmaz? Çünkü bunu söyleyen bir emir var, bunu durduran da emir var. Celal bunu söyletirken, hikmet, cemal, merhamet, rahman, rahimiyet müsaade etmiyor. O da bir sistem. Bunu öğrendiğim zaman havalara uçtum. Korkuyorum. 24. söz bunları söylüyor. Celal. Söyledi, yıkıldı, bitti. Ama cemal müsaade etmiyor. Ondan sonra ne çıktı karşıma? Yani ben bana fayda getirmeyene pek yüklenmiyor yük olacak diye. Mesela nasıl can vereceğim? Hep derim, gene diyeceğim. Nasıl can vereceğim? Nasıl hesap vereceğim? Haşr meydanı nasıl bulunacağım? Sırat köprüsünü nasıl geçeceğim? Cennete nasıl geçeceğim? Cennette nasıl Allah bana muamele edecek vesaire? Haşr'da bana nasıl muamele edecek? Rahmet-i ilahiye göre. Allah rahmetini, gadabını geçmiş. Gadabıyla değil, rahmetiyle. Sistem öyle çalışıyor. Şimdi emrin şeyini yazalım mı artık? Sureti abi yaz. Ben bitirirken yaz. Sen yaz. Herkes işini yapsın. Ben bitireyim şunu. Bir daha. Buradan sonra emir sisteme dönüşüyor. Bakın. Allah ol dedi. Nereye ol dedi? Yoka. Yani tekvinde yok. Ol. Sonra mecul. Mecul mahluk değil. Vacip de değil. Berzahtır. Bunu anlayamıyoruz. Çünkü kafa varın cihaz olduğu için onu anlayamıyor. Mesela diyor ki, kabirden örnek veriyorum. Kabir ahiret midir? Hayır. Dünya mıdır? Yok. Alemi? Berzah. Bak. Anne karnındaki çocuk? Berzah. Çekirdek ağaç mıdır? Vücudu mu? Yani içtik midir? Vücud ilmidir. İşte Cenab-ı Hak emir tekvinde ol dedi. Tekvindeki yoka taayyü ve teşahhus etti. Nur-u Muhammedi ol. Nur-u Muhammedi'den sonra emir sisteme dönüştürüldü. Fıtrat asliye dendi. Başka ne dendi? Sisteme. Kanun dendi. Namus gibi unvanları aldı. Yani kanun geneldir. Herkese amdır. Kanun. Namus ise hasta hususidir. Genel değildir. Sen sensin. Ama senle bu yaratılış itibariyle kanundur, hılkattır. Allah yarattı, seni de yarattı. Bu hılkat. Ama bunu fincan, beni Hasan, bu fıtrat. Buna namus, ben benim, bu da budur. Ruh, alem-i emirden gelmiş dendiği gibi. Ruh nereden gelmiş? Ruh olabilmesi için kanun değil, mahluktur. Alem-i emirden gelmiş. Artık vacip tarafından değil, Arş-ı Azam'da, Arş-ı Azam'da kanunlar libas giyer. Arş-ı Azam'da ne var? Kanunlar, namuslar orada. Arş'ta ne var? Esmalar perdesiz tecelli ediyor. Arş-ı Azam'da kanun-u emri olan ruh, vücudu harici giymiş, namusu zihaya attır. O zaman kim yapmış bunu? Emir yapmış. Nasıl ki Arş-ı Azam, rububiyet-i ilahiyenin azami tecelli ettiği yerdir. Şimdi ben bir şekil yapacağım. Ondan sonra dersimi keseceğim. Mehmet kardeş yapsın. Ben de şu tarafta yapayım. Görüyor musunuz ders? Herkes katılımcı. Atölye burası. Burası lokanta. Ne demek? Atölye çalışması ne demek? Yani katılımcı bir ders şekli demek. Müzakereler böyledir arkadaşlar. Bakayım onu aldı mı? Heh. Yani ders çalışır, çalışanlar bir araya gelirse ders çalışmaya mutala denilir. Sen etti. Mutala yapanlar, ders çalışanlar bir araya gelip fasulyeyi getirdi, soğanı getirdi, yağ getirdi. Ustadın tabiriyle fitil, gaz vesaire. Burada bir şey mi oluşuyor? Ona müzakere denilir. Felsefede
mutfak denilir. Herkes malzemesini getirip yemek yapacağız. Benim tabiriyle de marangoz atölyesi. Şerit getiriyor, çekeç geziyor, keser getiriyor, bir şey çıkıyor. Adam yazıyor. Bırakabiliriz. Ve bir şekilde yapacağım, keseceğim. Evet. Hasan abi. Efendim abi. Abi bir şey sorabilir miyim ya? Sor tabii. Hasan abi şimdi ben anladığım, yani benim anladığım, benim şahsen anladığım şuydu. Tekvinle Adem aleminden ilime çıkartılıyor. Oradan da kudretten mevcuda çıkartılıyor. Şimdi az önce dediniz ki mec'ul direkt tekvinle Adem'den çıktı. Yani orada ilme mi önce çıktı yoksa orada ben şimdi kafam karıştı. Kafan karışmasın. Bazen kudreti emir olarak kullanıyor ya. İlimleri, subut ilimleri geçtim yani. Ol diyor, ilk oluşum mec'ul. Tabii ki onu tekvin derken subut-i sıfatları da şey yapmış ya. Yani. Onsuz olmaz. Ya oradan çıkartmış yine değil tabii, mi? Tabii tabii. O tamam. Subut-i tamam. Sıfatı o onaylamadan değil. Ama ol dedi yani. Nereye ol dedi? Hep derler ya, kün, ol. Nereye dedi? Ben eskide şöyle düşünürdüm. Daha düne kadar. Çok şükür, çalışıyorum çok şükür. Adem, o kadar karşınıza bununla çıkacağım inşallah. Adem, daire ilimdedir diyor, sari. Daire ilimdedir. Dairededir yani Adem. Adem'i sırf, şu anda söylüyorum, dairenin sahibi, lef-i mahfuzdadır. Fatih Erkoç, bunu bir dinle. Usta diyor ki, Adem, daire ilimde olan Adem. Daire ilim neyin dairesidir? Lef-i mahfuzun. Mesela daire hayat neyin dairesidir? Arşın dairesidir. Bir altı demek. Daire bir alt demek. Lef-i mahfuz asıl onun dairesi daire ilim. Arş dairesi daire hayat. Şimdi Adem nerede diyor? Daire ilimde. Üç tane Adem var. Adem. Adem'i sırf. Adem'i mutlak. Adem var. Vücud-i ilmiye perde olmuş bir ilmi var. Adem'i sırf, o da var. Ne çıkmış? İlmi muhit. Adem mutlak yoktur diyor. Alemi şecer-i hilkatte yok. Ama insan korkuyor Adem'i mutlaka. Adem mutlaka düşmekten korkuyor. Olmayandan korkar mı? Şecer-i hilkatte Adem yoktur. Ama kainatta olmayıp insanda var olan özellikleri yok mu? Mesela Allah ilim, irade, kudretiyle, sıfatlarıyla kainatta, zatıyla bizde. Kainatta tekvin bir Adem yok ama Adem mutlak yok. Adem-i mutlak bizde var. Ne var? Mesela şirk. Kainatta şirkin vücudu yok ama bende var. Kainatta Allah'ın zatı yok ama bende var. Ha? Şimdi ben bunu şey yapayım, ondan sonra onu hulasa en son olacak Mehmet abi. Ben yazayım şeyi. Çok acayip. Adem vücuda zemin olmuş. İlme. Adem ilime. Bir ilmin bir üstü var. İlmi muhit. İlim sıfat, esmadır. İlmi muhit sıfattır. Adem'in sırfın karşısında üzerinde ne var? İlmi muhit var. Peki Adem-i Mutlak'ın karşısında ne var? Çok acayip. Evet, Şecer-i Hilkat'te Adem-i Mutlak yoktur. Ama diyor ki, sari, his diyor, Adem-i Mutlak'tan acayip korkuyor. Adem-i Mutlak'tan gelen diyor, elem. Adem-i Mutlak'tan elem mi gelir? Geliyor. Ama Adem-i Mutlak yok. Bende var. Bunu çalışırken dedim ya, bir rüya düşmüştüm, uykum gelmişti. Sonra üzüldüm olan bu dersin üzerine, bu uyku olur mu ama dayanamadım. Düştüm, meğer uyku hakikat devam ettiriyor. Yattım ama ders devam etti. Belki bir şey ikram edilecek. Su niye akar denildi? Gene lazım olur, geçen hafta söyledim ama. Fizik kanunlarına göre karar kılmak için akar, değil mi? Yukarıdan aşağıya doğru. Kararsız olduğu için karar niye bir şey hareket ediyor fiziğe göre?
karar kılmak için. Oysa bize göre, bu benim fikrim değil, akılla söylenecek cümleler değil, değil. Vallahi akılla olmaz bu. Su niye akıyormuş biliyor musun? Adem'den vücuda kaçıyormuş. Gözüken de akıyor, su akıyor. Aslında Adem'den vücuda kaçışmış. Onun için akıyor. Aynen bu örnek gibi diyor. Kafada, hani Allah Resulü diyor ya aleyhissalatü vesselam, iki güne eşit olan zarardadır. Ustad da ne diyor? Yeknesak hayat, vücut yerine Adem'e racidir. Adem'e düşüyor. Adem ne demektir? Bir sürü psikolojik sıkıntılardır. İki güne eşit olmayacak. Yani yeknesak yaşamayacağız. Her gün kendinize bir katkı yapacaksın. Ha, nasıl ki su kokuyu ortadan kaldırır, hayat verir. Değil mi? Ağaçlara her şeyin. Ama su hareket etmese, durursa su bile kokar. Su niye akar? Kokmayayım, Adem'de kalmayayım, vücuda gideyim diye koşmaktır. Vücuda koşuş, kaçıştır. Kafada nedir? Aynı bu suyun akması gibi hareket, fikir hareketleriyken Adem'den vücuda kaçıştır düşünmek, tefekkür etmek. Ondan psikoloji sıkıntı olmaz. Ondan psikoloji sıkıntı olur. Çünkü hareketsiz, yeknesak, standart yaşıyor. Razik bulunuyor, bulunduğu konuma. Razı olmayacaksın. Yeknesak hayat Adem'e düşer. Ne demek? Bir sürü psikoloji sıkıntılara sebeptir. Yani abi adam şimdi içki içerken Adem'den mi kaçıyor? Adem'den kaçıyor. İçkiyi niçin? Şöyle düşün bak. Sefaat niçin yapar? Biliyorsunuz içkinin ne kadar zararlı olduğunu kendi söylüyor. Meze yiyor. Sen baklavanın yanında meze yiyen var mı? Destek güç demektir meze. İçkinin zararını nötrleştirmek için destek. Ben baklava yerken böyle bir meze yemiyorum. Niye yapıyor? Hem zarar olduğunu biliyor, hem insanlıktan çıkacağını da biliyor. Bir kaçıştır. Yani derdini unutmanın adı çare olmuş içki. Oysa çözüm müdür? Değil. Kaçıştır. Kaçış ya. Bu da bir kaçış. Ama şey değil, geçici bir pansumandır. Eğer bu kafaya değirmen gibi taş taşı yememesi için tane atman lazım. Her gün Adem'den sıyrılman için, vücuda dönüşmesi için akman gerekiyor. Bir şey eklemen gerekiyor. Bu sayfalarımı alt üst etti. Neredeyiz? Dur bakayım. Ben bir şey yazacaktım. Evet, şuraya koyayım. Bunu çizeceğim. Sonra Mehmet kardeşin okuyacağım. Sonra Emre'nin şeyiyle çay içeceğiz. Emre diyor ki, Esma-i Rabbaniye. Bu böyledir değil. Benim vardığım, çalıştığım bir şey. Ama değişebilir. Beraber çalışıyoruz, beraber öğreneceğiz. Esma-i Rabbaniyeme. Niye? Esma-i İlahiye. Ondan sonra Esma-i Fiiliye, değil mi? Tamam. Şöyle. Çok güzel. Yazacağım. Şimdi nasıl yapayım diye söylüyorum. Şöyle yapayım abiler. Bir iki. Burası nedir? Şurayı da şey yapayım. Burası vacibul vücut tarafı. Burası mahlukat tarafı. Bu da mecul. Berzah. Yani Nur-u Muhammed'i ilk önce benim nurumu yarattı dedi ya.
Aleyhissalatü vesselam. Şurası nedir abiler? Arş-ı azam. Şu çizgi nedir? Kab-ı Kavseyn. İmkan vücub ortası. Vesaire böyle iniyor. Aşağı iniyor. Bir tane de yazayım. Levh-i Mahfuz. Arş. Farkını da göresiniz diye iki tane de yapayım. Bir tane de yapayım. Kürs. Artık gelsin. Şimdi bunlara şeyini yapacağım şimdi karşılıklarını. Emri Rabbani'ymiş. Alem olarak. Emri ilahi. Emri ezeli. Kendilerini bununla Esma-i Rabbaniye, Emri Rabbani olarak kendisini gösteriyor. Esma-i İlahiyeler Emri İlahi, Esma-i Fiiliyeler de Emri Ezeli. Şurasını yazacaktım. Buraya önemli Alemi Emir. Alem deyince mahlukata. Yani Esma-i Rabbaniyeler zaten Emri Rabbani, Rab. İlahiler zaten Emri İlahi, şey yok. Fiiliyeler de kader olduğu için. Tamam, ben bunu diyeceğim oldu. Şimdi Mehmet kardeşin o şeklini konuşalım ve keselim. Yaşasın. Tatlı geliyor. Bakayım. Canlı yayında gözüküyor mu abiler? Gözüktüğü kadar. Bir dahaki derste gelirsiniz. Bilet paranız ben veririm. Vallahi fatura vermeden, çilesini çekmeden öyle bedava yok. Hem dünya, hem şoför mahallesi, hem 5 kuruş, hem de eline de 5 tane köfte vermiyorlar. Böyle bir dünya yok. Nasıl ki staj yaparken, yüksek lisans yaparken, şey yaparken bedel veriyorsun, yapacaksın. Adam bir şey de anlatayım. Zeytinburnu'nda ilan etmiştik gelecek hafta nedir diye dersi ilan ediyorduk ya bazen. Zan yapacağız demiştim. Zan. Hiç unutmuyorum. Belçika Dağı'nı. Hatırlarsın. Hollanda Dağı'nı. Hatta gezdirmişti. Adam sırf onun için geldi. Zan. Zandan kurtulamıyorum dedi ya. Vallahi ilan et. Tamam hemen bilet alır. Hem de 3 kişi. Niye? Doktor ameliyata geliyorsun. Hem de cildi düzeltmek, güzel olmak için bilmem. Ruhunu düzeltmek için geleceksin kardeş. Çünkü ben ömür veriyorum. Sana 2 saatte beraber paylaşıyoruz. Anladınız mı? Gözüktüğü kadar. Evet. Şimdi Allah canibinden mi dedin Mehmet kardeş? Evet abi. Canibinden. Emir. Her şeyin sureti, kanunu, terkilat-ı mahiyeti. Sureti esma. Esma-i ilahiyeler. Allah canibi. Evet. En dış taraf. Tamam. Sureti bu. Gir içeriye. İrade. Emrin iradeden geldiğini söylüyor. Hakikati İrade de tekvine bakıyor. Bu sübut-i sıfattır. Bu zat-ı sıfat. Mahiyeti, şuunat-ı zatiye dedi. Ben de bakayım nasıl yazmışım. Bir de ona bakacağım. Şeceri hırkatte mahlukat canibinden olursa emir, bu vacibul vücud. Evet. Sureti kanuneti, alem-i şehadet. Tamam. Yani nedir alem-i şehadet? Çekirdek, şey, çekirdek, tohum, nutfe.
3 tane söylüyor. Kanuniyeti, kün emri ezelisi, lef-i mahfuz. Tamam. Hakikati, arş-ı azam, ism-i azam ciheti. Doğru. Mahiyeti, mecul. Bir de benimsine bir bakayım. Emrin sureti, şurayı söylüyorum. Ben eylemsel halini yaptım. Alem-i şehadet, sen hulasasını yapmışsın. Çekirdek, tohum, nütfe, çekirdeklerin evamiri tekviniye. İyiyim. İhtiyaç, iştiyak, incizat, meyil. Bütünselliği, çekirdek, tohum. Kanuniyetine ne demişim? Kün emrine ne demiş? Lef-i mahfuz, kün emri kün fekün. Tamam. Ay maşallah, güzel. Hakikati arş-ı azam. Niçin arş-ı azam? Hakikat esma ilahi değil miydi? Şurada bak. Arşta ne var şurada? Şurası çok önemli. Esmaların perdesiz tecelli ettiği yer. Arş-ı azamda ne var? Sıfatlar ayrıyeten. İsm-i azamlar da burada var. İsim ama ism-i azam. Burada isim. Ha. Dolayısıyla hakikat isimdir. Ama arş-ı azamda ne iş var? İsm-i azam ciheti. Efendim, mahiyeti meçhuldür. Bunun çalışmalar nerede? Bu nereden çıkarttık? Bu defterin 115. sayfasında orada şey yaptık. Şimdi şurasına bakalım. O nerede? Emri insandaki insandakini de yazmışız. He, o zaman vacibül vücut tarafına yazmış mıydık? İlahi yaptık. İlahi insanda şey nerede ya? Emri tekviniye yaptık. Emrin burayı yapmadık herhalde. Ben yapmadım mı acaba? Mehmet kardeş. Bilmiyorum. İnsanda da yapmışız. Çok güzel olmuş. Onu da yazayım istersen. İnsanda da yazın abi, o da çok önemli. Onu da yazayım ama o zaman sendeki o şey olsun, onu yapmamışım ben, bunu yapmamışım ama çok uyuyor. Şimdi ben insanda yapıyorum, ne işimize yarayacak? Tamam, bunu yaptık. Şimdi buraya sıkıştırabilir miyim? Sıkıştırırım. Şöyle yapayım. İnsanda çok önemli. Madem emri insanda, o kadar güzel ki. Maşallah, İstanbul'da eskiriyor burası. İlahın bile ilah. İnsanda yaptık, kainatta yaptık. Şimdi emrin insandakini yapıyorum. Nerede, nereye gitti ya? Elimden kaydı galiba. Emrin insandaki. Ay çok özür dilerim senden, nasıl yaptık bunu? Yapmayacağın şeyleri yapmasın. Tamam. İnsanda sureti. Kanuniyeti. Arkadaşlar bu formüldür, her şeyde uygulanır. Hakikati. Ustadın şeyi bu. Topladık biz. Başka bir şey yapmadık. 11. sözde de çok kullanır bunu. Emrin insanda serbest bölge. Çok önemli. Her şeyi yapıyor. Biraz önce anlattım. Hayal, fikir, emrediyor. Emri işte abi mutlak, adem mutlak buradadır.
emrediyor. Hiç şeyin yok yani. Acayip bir şey. Öyle emredici ki psikoloji dayatmalar buradandır. Psikoloji dayatmalar buradadır. Bilsen ki bu benimle alakası yok ama bende ortaya çıktı. Çıkıyor. Mesela birisinin yanında bulunsan sirayet ediyor kokusu. Sigara içmediğin halde birisinin yanında bulunsan sende de kokuyor. E başkasınındır yani, sende gözükmesin şimdi. Niye üzülüyorsun ben sigara içtim mi? Gibi. Akılda kanuniyet. Akılda. Hakikat neydi? Esmaların perdesiz tecelli ettiği. Arşın bizdeki karşılığı nedir? Arşın bizdeki karşılığı kalp. Lef-i mahfuzun bizdeki karşılığı dima akıl. Arş-ı azamın bizdeki karşılığı ruh. İstersen yazayım. Arkadaşlar karşılıklarımız ruh, akıl, efendim bu kalp, şu nefis. Tamam. Şimdi bu nedir hakikati? Kalp. Mahiyeti de ruh olsa gerek. Yani ne işimize yarıyor? Emrediyor kardeşim sana. Öyle emrediyor ki dünyanı cehenneme çeviriyor. Öyle bir emirler, anaforlar oluyor ki. O Tayflar var ya, böyle bir video göstermişti bana. İsveç, Norveç, Finlandiya'da olan bir kardeş göndermişti. Kutuplarda 6 ay, gece 6 ay şey ya, yaz kış. Şey, yaz kış diyorum, gece karanlık. Yani karanlık 6 ay, 6 gün. Ama tam kutubun orada bir anaforlar, bir tayflar oluyor ki yani ışık kırılmaları var ya, o kadar acayip kristallere benziyor. Mesela kristallerin içinde ampul yanınca böyle bir pembesi, turkuaz, bilmem ne böyle dönüyor ya. Serbest bölge böyle. Her şeyin anafor olduğu yer. Acayip bir alem. Hani burada çevirmeyeyim. Çevireyim de görmenizi istiyorum. Öyle baktınız ya, daha şurası. Çarpıyor musun? Çarpma. Aha bu. Aha burası. Gençler, şurada var. Bir anaforlar oluyor ki Allah, burası. Psikoloji hasta olanlar ne hasta oluyor biliyor musunuz, hasta olan? Buraya sahip olmaya kalkıyordu onda. Bıraksa kendisini. Her şey. Yani burada olması gereken her şeyin, her mertebesinin tecelli ettiği yerdir. Her şeyin her mertebesi var. Her daim insanın kontrolünde değildir. İman, küfür hepsi var. Bak şeytan buraya atıyor. Melek de atıyor. Ama ne var burada? Her şeyin sureti var burada. Her şeyin her mertebesi var. Allah'a küfür, iman, en nama, en yakınına pis pis manzaralar her şey. Bunu deyince, bunu bilmeyince dersin ki ulan ben ne alçağım ya. Hiç alakası yok. Adem mutlak da var burada değil mi abi? Yani Adem mutlak burada gözüküyor ya. Öyle öyle gibi. He, çünkü kafasında var diyor ya. Ha işte bu. Adem mutlaktan elem alıyor. Evet. Ya olmayan bir şeyden elem alır mı ya Ahmet? Adem mutlak abi burada var işte. Adem'i sırf lef-i mahfuz. Akılda. Çünkü ilmi muhite perde olmuş. Adem ise daire ilimde, vicdanda. Adem vicdanda. Şeceri hırkatta. Sonra baktım ben. Ulan dedim, hangi kafayı nasıl olmuş şeceri hırkatta Adem'i vicdanla nasıl koymuş hissi şey bir zihinde. O zaman nasıl yapılmış ben şimdi bilmiyorum yani. Ben size keyif bağışlamıyorum, yalan söylemiyorum. Şeceri hırkatta onlar nasıl konmuş? Adem oraya nasıl konmuş yani? Daireli nasıl konmuş? Ama nasıl çalışılmış bilmiyorum da. O zamanki demek şey, şimdi Adem'i mutlak burada. Adem mutlak yok. Kafasızın kafasına var. Ama var işte burada işte. Daireyi elin görünür. Nerede görünür? Zeminsiz zeminde ya. Zeminsiz zemin ha. Hatta Adem'i mutlak olmadığı halde oradan elem alıyor diyor ya. Ulan olmayandan elem alır mı? Alıyormuş. Öyle bak, Adem mutlak çalıştım. Ha getir şeyi. Adem mutlaktan elem alıyor diyor ya. Ya acayip. Peki bu dersten ne kazandın? Hiç bu dersten şu çıksan. Vay be. Serbest bölge bir yerim varmış. Her şeyin
her mertebesinin olduğu, her daim insanın kontrolünde olamayacağı, tamam mı? Başka neydi? Dört tane özelliği vardı. Neydi abi? Dört tane sıfatı vardı. Bakayım nerede yazmışız? Enaniyetin sureyi, mane-i harfi, herkesin hususu Rabbi tayyun, her şeyin suretin olduğu yer. Yazılmamış. Dört tane şey olacak. Şunun dört tane. Ama Adem-i Mutlak burada gözüküyor. Yok, kafasızın kafasında var. Kafasız ne demek buldum, biraz uğraştım. Aklın hakim olmadığı yer burası. Bu işte, akıl buraya hakim değil, olamaz zaten. Kafasız bu. Yani vahiy hakim değil. Aslında akıl oraya hakim de. Yani akıl baştaysa hakim olur oraya. Ha. Akıl başta değilse hakim olamıyor. Ha. Şimdi akıl ne yapıyor? Burayı buraya hapsediyor. Buraya hapsediyor. Tamam mı? Şunu bir kilitleyeyim. Şöyle. Arkadaşlar buraya akıl neydi? Vahiy ile vahiy kabul etmiş. Vahiy ile donanmış, güç almış. Buraya da bloke ediyor, şey yapıyor, sus diyor. Hiçbir hükmün yok senin. Buradan sonra bana ait. Bu kafasızın kafasında burada şirk var, olsun. Hiçbir şey yok. Ne yapıyor? Zenginlik katıyor. Allah nasıl bir Allah ki? Kendisini inkar edecek, zıttının vücudu olmadığı halde, zıttı var olabilecek düşünceleri, zanlarının sistemini yaratıyor. Ya bir şey ya, kendi zıttını yapar mı ya? Ya ben, beni ortadan kaldıracak şeyi ben niye yapayım ya? Hakikaten Allah çok kaliteli bir şey ya. Böyle düşününce Allah çok hoş ya, çok hoşuna gidiyor insanı ya. Nasıl üreti seviyor ya? Allah ne kadar hoş. Bakın kendisini ortadan kaldıracak şirkin zanları, bilgileri, malumatı, tasavvurlarını yapabiliyor. Yapmış ya. Allah ne kadar hoş ya. Şu anda da biliyor ha bizi. Şu anda da biliyor yani. O kadar da koyuyor. İmkan işte abi. He? İmkan diyor ya. He? İmkan, eğer o bu imkan olmazsa o zaman imtihan yok. İmtihan böyle biraz şeylik oluyor. İmtihan denilen şey fıtratı ortaya çıkaran zeminler. Fıtratını seni sen yapan. İmtihan bu. O şey. O sonsuzluk tabiri. Ha. Sonsuzluk tabiri olur abi. Eğer onu vermezse sonsuzluktan bahsedemezsiniz. Ya. Şöyle bir daha ve ders kesiyor. Allah ne kadar tövbe, ne kadar kalite, ne kadar acayip bir Allah ki şurası kendisini ortadan kaldıran haşa aleminde, alem, şirk, küfür, şirk, küfür, inkar, kendisi hakkında zanlar, burada imal edilme sistemini koymuş, kendisini ortadan kaldıracak şeyleri de koymuş. Kafasızın kafası işte. Bu da kafa. Allah ne kadar hoş ya. Şöyle baktıkça böyle, arkadan düşündükçe hakikaten böyle bir alem lazım. Tahtada böyle çalışmamız lazım. Cennette olmayacaktı. Adem Aleyhisselam'la olsaydık olmayacaktı. Yiyip içip yatacak. Yatma da yok ya. Anlamayacaktık. İyi ki geldik. İyi ki varız. İyi ki Rabbimiz bizi halk etti. İyi ki kendisine iman etme şansı verdi. İyi ki var etti, varlığından haberdar etti. İman etti, imanımızın farkındalığını. Hele böyle bir maideyi, Kur'an'ı, sofrayı bize ihsan etti, lütfetti. Ya Rab, baştan beri olan dersin hürmetine. Ders olurken ortaya çıkan esmaların hürmetine. Hakikatin hatırına. Bu derslerin olmasının zeminsiz zemini olan, vücudu olmayan esmaların hatırına, beşeriyetimize bakıp, İsa'nın, ikramın, lütfun, keremin olan hizmeti imaniye, Kur'an'ı elimizden alma. Amin. Ve bizi bize bırakma. Amin. Bizi bizde hesap sorma. Ya Rabbi, bizim hesabımızı bizimle değil, meleklere de değil, senin yapmanı istiyoruz dersin hürmetine. Elimizde bu hakikati imani, Kur'an'ı, maideyi, Kur'an'ı olan sofradan bizi ayırma. Amin. Ve kendi rizan dairesinde hareket ettir. Amin. Yanlışlarımız, kusurlarımız vardır. Ya Rabbel Alemin, yübedelullahi siyyatım hasene sırrına mazhar ederek hakikata
zeminsiz zemin yap ya Rabbi. Hakikatin avlanmasına, bilinmesine, anlaşılmasına, zeminsiz zemin olmasını günahlarımızı vasıta yap. Ki günahlar insanı böyle iki büktüm yaparak aç, fark, noksa, kusurunu deruhte etmeye vesile yap ya Rabbi. Ve ahir devahum en elhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha'tı ve selamu aleyhi ve sorusu olan var mı? Şöyle bir oturayım. Ondan sonra çay içeceğiz inşallah. Size çay yok kardeş. Vallahi iç. Ama siz daha kalitelisini içiyorsunuz herhalde. Kısın abi tefekkürü suya mı benzettiniz? Hani rüyanlaşması, alemden yolculuğa katmak istedim. Nasıl bir de söyle? Tefekkür. Ha, suyun akması. Suya benzetti değil mi? Suyun akması. Niçin kaçıyor? Niçin hareket ediyor? Karar kılmak için. Karar kıldı mı o zaman o sanki Adem oluyor. Karar yok hiçbir yerde. Cennette de karar yok. Devamlı hareketlilik var. Karar denilen bir şey durarsa, durağan olursa Adem hesabına çalışır ve kokar o. Su Adem'den vücuda kaçıştır. Tefekkürdür. Meyvede çaya giden mi? Başka bir şey yok. Başka bir şey mi? Başka bir şey yok. Peki. Tekrar El Fatiha. Selamun Aleyküm. Hatta kandırıyor biraz abi. Ne yapalım? Elimizde bu kadar var. Basayım mı? Basayım.